Merhaba dostlarım, ben Seder ve Elder Scrolls Online'a baştan hoş geldiniz. En son bölümde ne yaptığımızı pek hatırlamıyorum ama şimdi başka bir şey yapacağız. Şurada gördüğünüz Sky Shard var bir tane. Onu almaya gideceğiz. Biraz farklı bir yerde olabilirim. İlk önce diğer Sky Shard'ların yerini bulmak istedim bu hesap üzerinden ama madem yerini buldum neden almıyorum diye düşündüm. Ondan sonra almadım çünkü tabii ki bu karakter üzerinden video çekiyoruz değil mi? Ondan sonra gidip başka bir karakter açtım ve onun üzerinden Sky Shard'ların yerini öğrenmeye çalıştım. Ama ve lakin öğrendim ki bu açıkta duran Sky Shard'lar hariç bunların bulunması çok zor. Hani bulunması çok zor değil de bulunan yerlere gidilmesi çok zor. Yoksa yerler basit, hani hemen buluyorsunuz. Ama bazı zindanların ve en derin noktalarına kadar gidiyorsunuz. Abo canavarlarla falan kapışıyorsunuz. Kaç kere öldüm diğer karakterle. Diğer karakter de böyle bir Dragon Knight, böyle tank tarzı bir şey. Öyle olunca sıkıntı oldu. Burada bir şey var. Bu ne? Talk to Teo. Konuşalım bakalım. Şu karıncalar ama konuşmayalım ilk önce. İlk önce ben bir tane Way Shrine bulayım. Valley of the Wind Way Shrine'dan kapalım. Vivex diye gidelim. Orada yapmamız gereken bazı işler var. Bir de Vivex diye gidip sonunda bu videoda biz bir tane guild kuracağız. Evet, zehirli Nyx Hunter. Ben bunları hiç sevmiyorum, nefret ediyorum. Oyundaki en gıcık yaratıklardan. Tamam, buradaki okumuzu aldığımıza göre. Şimdi bu karakter benim diğer karakterime göre daha gelişmiş ama diğer karaktere de bayağı geliştim yani. 14. seviyeye kadar geldim. Bu da 16. seviyede. Sky Shard'ları bulmamak istememin sebebi de skill puanı aldık mı diye bakıyorum. Almışız. Güzel. Sky Shard'ları bulmak istememin sebebi de sen neden şey yapıyorsun? Hello. Teo Probate. Lord Thonlan must have found Lord Thonlan, bodyguard'ını bulmuş olmalı bunca zamandan sonra. Burada bütün bu hayaletler varken dolaşmak delice. Tabii ne yaptığını biliyorsan. Ama sen şanslısın. Bu benim için standart bir durum. Sadece bazı deli ruhlar ve onların son dinlenmeleri. İşin buna daha fazlası var. Bir Galgalah adında bir ruh içeride diyoruz. En azından bir ismimiz var, Galgalah. Bu bize onu çağırmamıza yardımcı olur. Onu neyi rahatsız ediyor buluruz. İşleri birazcık daha kolaylaştırıyor. İnsanların içine girmeye çalışan ruhlardan biri olmadı sadece. Yani eşlendirler sana da bunu yaptığını söyledi o ruhun. Bir vücut değiştiren. Neyi? Bu durumu değiştirir. Çok. Sadece bir defa ele geçirme ruhuyla başlayabildik. Bir arkadaşımızı kaybettik. Talen bunun hakkında hiçbir şey söylemedi. Farwen'in wardlarını hazırlamasına yardım etmeliyiz hızlı bir şekilde. O nerede? Allah'ın etrafına ward koymaya gitti. Farwen'in ward ve o wardları kurduğuna emin ol. Bize zaman kazandırır bazı şeyleri çözmek için. Bize bu zorunluyorum. Ne yapacaksan yap diyor Farwen'in buraya güvenli bir şekilde getireceksen. Zaman harcayamayız. Ele geçirme kabiliyetine sahip ruhlar alttan alınmamalı. Neden sen ona yardım etmiyorsun diye soralım. Ben isterdim ama eski tanrılarının sırlarına çok şey, çok sadık. Shars'ı ben de bir şey biliyoruz ama onunla karşılaştırınca hiçbir şey. Tamam hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Şöyle gidelim ya, ben bunları çekiyorum. Hayatla uğraşamam, elimdeki itemleri şeye vermem lazım. Bankaya falan vermem lazım. Aa bu ne? Luminous Ruzlu. Hayır.
Lan. Lan. Nasıl target immune ya? Immune değil kardeş. Al bakayım. Oldu mu canım? Memnun kaldın mı? Hadi devam. Eve döneceğiz. Eve. Ev değildi. Bir veke döneceğiz işte. Şimdi diğer karakterlerin olan sıkıntı. Ben bu karakterle bir Elder Scrolls Online Plus üyeliği şey yaptım. Trial'ı denedim. Deneme sürecinden geçtim. Bir 4 günlük. Öyle olunca sadece Elder Scrolls Online üyelerine yönelik şeyleri yapabildim. Telvanni or House Telvanni, the best of them all. Let me summon the portal. Nereye gidiyorlar bunlar? Manyak mı lan bunlar ya? İki tane Telvanni büyücüsü karşılaştı. Hadi gidelim dedi. Bu kadar kibirler bunlar. Burada bir şey var mı? Kardeş. Ya yapma. Yapma böyle şeyler ya. Lan yanlışlıkla dövüşmeye başladım. Bu senin çocuğun mu? Hay tüküreyim ya. Size de. Sizin asker türlerinize de. Gel canım. Ne circle around'ı kardeş? İş bitti. O ne ya? Kadın kaçıyor. Ya işte böyle olur bu işler. Sen bana bulaşırsın, ben de sana bulaşırım. Expert ne? Ne kadar hard sandık gibi expert oluyoruz. Aman fark etmez, ben expertim zaten. Ben her zaman uzmanımdır bu işlerde. Hayır. Öyle. Muha falan yok. Aha yandık. Hayır yanmadık. Harika. Kıyıdan kaçabiliyoruz. Güzel. Kıyıdan kaçalım o zaman. Suyun üzerine gitmiyor şu anda. Büyük ihtimalle buraları sığdı diyeceğim ama. Sığ olmayan yere gelmişiz elinde sonunda. Nerede şu shrine ya? Forgotten ve burası var ya, acayip bir yer. Aa bu ne? Dragon Thorn. Hatırladığım kadarıyla bunun herhangi bir böyle op özelliği falan yoktu. Sadece can veren şeyleri alıyorum. Kapışırabilirim bunu. İşte ben böyle hapşırınca yerin altından şeyler çıkıyor. Böyle gizli karanlık kristaller çıkıyor. Şimdi böyle güvenli bir yerde durup skill setime de bir bakmam lazım. Ona göre bir ayarlama yapmam lazım. Çünkü hakikaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Diğer karakterle bayağı oynadım. Yani karakteri yeni açıp 14. level'e kadar geldim. Sizi düşünün. Yani 14. level'e kadar gelmek o kadar zor değil de. O oyunda 630 level olduğunu düşünürsek. Şimdi Negate Magic pek şey değil ya. O. 8.5 saniye önce stunlanıyorlar. Oğlum çok güzelmiş bu ya. Storm Coring de güzelmiş aslında. Overload. Oh, bu da güzel.
Her şey çok güzel bunda ya. Şunu artıralım bari. Craft'ta artırabileceğimiz bir şey var mı? Ah be, bu da art, bunu da artırabiliriz. Woodworking. Ona gerek yok şimdi, wood extraction. Bunu yapalım o zaman. Çok fazla skill puanına ihtiyacım var. Çünkü çok fazla şey yapıyorum. Ha, nereye gidiyorum ben ya? Veyshrine'ı bulduktan sonra teleportlanalım. Şuraya teleportlanak. Ah, hoplarım ah. Şimdi ben bir tane karakteri alıyorum. Diğer karakterimle bu karakteri güçlendirmeye çalışıyorum. O nasıl oluyor? Bankaya şeyleri falan koyuyorum ben genelde. Böyle güçlü itemleri falan koyuyorum. Giyebileceklerimi giyemiyorum. Giymeyeceklerimi ise crafting şeylerinde, stationlarında, yani şeyde, çalışma masalarında falan deconstruct yapıyorum. Parçalara ayırıyorum. Parçalara ayırınca çok fazla XP geliyor. En azından crafting XP'si diyelim. Inspiration oyunda denildiği haliyle. Çalışma puanı gibi bir şey işte. Ha, geldik. Bunda ne kadar param vardı? Oo, güzel, bunda bayağı param varmış. Peki bu ne demek? Bana bu kadar paramın olması. Bu demek. Bankaya gidip yeni yer satın alabilirim diyeceğim. Bankanın gelmesi lazım demiş önce. Alo. Merhabalar. Hocam. Hocam. Banka kapalı, kimse yok bankada. Yükleniyor şu anda. Etraf falan yükleniyor. Yani şu anda birileri var orada da daha yüklenmedi. Bankaya bakan eleman. Benim üzerimde neler varmış? Aa, bunları satacağız da. Oo, bunları satalım o zaman önce. Ondan sonra buraya gelelim. Bunları şimdi böyle Thieves Guild gibi bir yer var. Oraya satacağız. Böyle kaçakların, hırsızların gittiği bir yer. Kırkızlık yapacağız şimdi biraz. Kırkızlık. Kırkız. Hadi be. Biraz zor olmaması lazım yüklenmesinin. Bildiğiniz gibi şu an Kıbrıs'tayım. Türkiye'ye dönünce canlı yayınlarını yapacağım ben. Yani YouTube'dan canlı yayınlarını yapacağım. Öyle olunca direkt şey yapabileceğiniz, oradan takip edebileceğiniz. You bring me business. Priest of Hirsine mi? Aman aman aman. Aman. Bu da mı guilty? Yok. Fence var. Most merchants are picky about what you bring. Bla bla bla. Hadi bakayım. 400 be. Çok iyi ya. Warrior Poise Necklace. Yok, bu kalsın. Bunu Launder yapalım. Launder. Güzel. Onları kullanacağım çünkü Warrior Poise Necklace'ı bankaya koyacağım. Bankaya da diğer karakterimi giydireceğim. Diğer karakterim olduğu gibi Warrior Poet setini giyiyor. Olduğu gibi ama. Yani olduğu gibi değil de böyle 4-5 item var. Full giyecek. Kaç tane şey var ki acaba? Kaç tane slot var ki böyle 2 tane ayrı set giyebilir miyiz? Çünkü sanırım 5 item bir set yapıyor. 5 tane giydiğiniz item bir set yapıyor. Ya oyunu yavaş yavaş öğreniyoruz işte biz de. Mesela eskiden pek bu setleri aldırmazdım ama getirdikleri özellikler süper. Harika ötesi şeyler. Banka geldi mi sonunda? Bank Space'i 70'e çıkardım.
3300 mü? Alak bakayım. Deposit. 5 numara bunu verelim. Deposit. Withdraw diyelim. Bu ne? Light armor. Al. War Maiden Shield. Al. Warrior Poison Necklace kalsın. Ben onları koyarım değil mi? Evet. Şimdi Consumable. Bunları kalsın ya. Bunlar da o kadar şey değil daha. Rank 9. En hızlı kasma yöntemi bu craftlarda şeyler. Hardwood'u bizde kalabilir bence. Enchantment'larda falan satalım mı acaba ya? Bunu da eve koyarız. Okey. Şimdi geleceğiz biz. Deconstruct yapacağız. Şunları. Benim inventory slotum mu kalmamış? Nasıl lan? Materyal. Ha, deposit. Bunların hepsi gidecek. Corundum. Dryheart, Dwemer Scrap. Iron Ingot, Iron Ore, aynen bunlar da gidecek. Onlar çünkü diğerine daha iyi yapıyorum. Bir karakterde Woodworking ve ikisinde de Woodworking var da birisinde şey daha iyi. Blacksmithing daha iyi, birisinde Clothiering daha iyi. Giydikleri şeye göre. Bunu depozit yap. Regulus'u depozit yap. Bunlar kalsın. Yani bunları zaten çoğu elindekilerin çoğu ingredient olduğu için, simya materyali olduğu için. Gördüğünüz gibi hemen şey oldu, arttı. Neden artmadı ya? Arttı da. Yeteri kadar artmadı. Apprentice Deconstructor. Hoppa. Level 7 olduk. Benim cidden başka bir şey yok mu ya? Neyse şeye gideceğiz şimdi. Clothier'e gideceğiz. Orada şeyleri parçalayacağız. Explorer's Comfort çalışıyoruz. Ben de giyiyorum. Bombstone Breaches of Magicka. 1067. 1053. 217 ekliyor. 583 ekliyor. Kesinlikle bunu şey yapıyoruz. Deconstruct yapıyoruz. Patterns ne ya? Ha, bunlar furnishing. Woodworking gömesinin özün 9 muydu? 7 idi. Peki biz mobilya yapabiliyor muyuz bu durumda? Ha, pitch lazım. O var. Değil mi? Star metalimizde. Bunlar alınabilir şeyler yani. Hiç yok bu şey bankada. Nasıl ya? Vardır hocam. Aha 7 tane var lan. Burada da şey vardır yani. Nerede? Star Metal. Evet, ilk mobilyamızı yapıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Nasıl lan? Şaka mı yapıyorsun sen? 8, 9. Aa, bir tane daha lazım. Onu da bulamayacağım. Geri koyuyoruz bankaya aldıklarımızı. Bunlar birazcık sıkıcı geliyor diyor ama. Şimdi gidip simya ile uğraşacağız biraz. Şu günlük işleri de halledelim. Onlar 1000 veriyor. 1000 de fena değil yani, gayet iyi. Yani şöyle baktığımda ya, simyada da bayağı iyi gidiyormuşuz ha. Şimdi fark ettim. Şey görünce 12'yi görünce 12 bayağı ileride. Mesela 25'in üzerinde olan kendinden master diyor. Bu işlerin uzmanı falan diyor. Tincture of Felt. Güzel. Okey. Buradan kendime ben sürekli şey yapıyorum. Sağlık iksiri yapıyorum. Çünkü gerekiyor.
Hakikaten gerekiyor. Ben şimdi büyücü olduğum için canım çok yetersiz kalıyor. O güzel lan. Hem Magicka getiriyorum, şey getiriyorum. Başka bir şey yapamıyoruz. Ve muhtemelen bayağı azalmış diyeyim envanter. Evet. Burada deneyelim bari o zaman. Jirota. Oku. Sonuncusunu getiremeyiz ama. Aman boşver. Şu benim çok şey yapıyor ya. Şuna çok takıldım ben. 38-60 bir şeyler burada fazla. Ruby var ya. Ben bunları neden eline tutuyorum ki? Bank space 44'te 80'de 44 iyi, sıkıntı yok, hala iyi, gayet iyi bence. Ruby verelim bence, gerek yok. Bu ne? Bunu da verelim. Bankada kalsın mı? Bunlar bankada kalabilir. Bankada kalması bizim için sıkıntı oluşturmaz. Main bunu bitiriyorum demek ya. Bir kullanalım bakalım şunu. Yine bir şey öğrenemedik. Hadi. Ve birisi de suyu satacağım. Gel bakalım, sana satalım. Kardeş. Satacağız. Neyi satacağız? Natural Water'ı satacağız. Natural Water nerede ya? Natural Water'ı satamıyor muyum? Elinde Natural Water var. Boş boşuna duruyor. Yok edeyim bari. Boş boşuna durmasın. Aa, bankada mı duruyor acaba? Bankada da durmasın. Materyaller gel. Ya materyaller değilmiş zaten. Natural water. Yok, burada da yok. Nerede lan bu? Burada iki tane, benim iki tane haritam var. 1 ve 3. 2 yok ya. 3 tane olması lazım bunların. Ne olur bilmiyorum onlara. Neyse. Burada 3 tane quest şeyi var. Neyse, lan burada bitirelim. Bu şey, bunu hala öğrenemiyor muyuz? Evet, daha değil. Neyse, ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benim bu videodan keyif almışsınız. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.